Arkadaşlar, merhabalar. Biraz kızgınsınız biliyorum. Ara verdik. Ama bir sürü proje vardı. O projelerle ilgilenmedim. O yüzden tekrar özür dileyerek başlayayım. Evet, çok ilginçtir. Hayat her gün insana bir şey öğretiyor. Öğrendikleriniz neler diye soracaksanız. Ya bir dönem Türkiye yeşil sermayeyi konuşmuştu. Sonra yeşil püsküyü konuştuk. Bir ara yeşil püsküyü vardı. Bazı üreticilerin ürünlerine ambargolar vardı. Sonra onlar Türkiye'nin en çok satılan, aynı ürün en çok satılanı oldu. Yıllar geçti. Hala da Türkiye'nin en çok pazar payına sahip. Bir dönem çok ilginçtir. Yenmesin diye protestolar edilen bir üründü, öyle söyleyeyim size. İlginç bir dünyada yaşıyoruz. İlginç bir süreçten içinden geçiyoruz. O yüzden dedim, ya ilginçtir. Teknofest bize bazıların gözünde yeşil teknoloji olduğunu da ispatladı. Onlara göre anladığım kadarıyla Teknofest takip edilmesi, haber yapılması, bu konuyla ilgili bilgi verilmesi belki insanlara ayrı ayrı aydınlatıcı haberler yapılması yasaklı gibi. Aynı bir dönem yeşil püsküğü gibi. Ben öyle diyorum, öyle dalga geçiyorum. Öyle bir noktaya geldik. İlginçtir. Türkiye'nin her gün teknoloji paylaşan YouTuber'ları, Türkiye'de Twitter'ı, Instagram'ı çok ciddi olarak kullanan ve kendilerini bu konuda, teknoloji konusunda Türkiye'de duayen sayan bir sürü insan var. Mesela onlardan ben bir tek kare Teknofest'le ilgili bir bilgi görmedim. Ki Türkiye'de teknoloji üzerine festival, benim bildiğim kadarıyla bir tek Teknofest var. Ve Teknofest'in içerisinde yalnızca savunma sanayi yok. Orası havacılık ürünlerinde yer aldı, uzay ürünlerinde yer aldı. Robotik yazılımlar dahil her türlü Türkiye'nin gelişimine, teknolojik olarak gelişimini gösterildiği bir yer. Ama demek ki Selçuk Bey ve arkadaşları T3 Vakfı yapınca demek ki kötü olunuyor. O kadar ilginç süreçlerden geçiyoruz ki hani bazen arkadaşlarım bana soruyorlar. Diyorlar ki ya Mete Bey işte gelecekte ne olacak? Arkadaşlar gelecekte ne olacağını sorusunu bugünden okuyacaksınız. Geleceğe çok fazla bana sormanıza gerek yok gelecekte ne olacağını. Bugünden okursanız gelecekte de ne olacağını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ben başka bir şey görmenizi beklemiyorum. Çünkü biz de aynısını görüyoruz. Çok ilginçtir. T3 Vakfı bu teknofestlerle ve Türkiye'de yazılım konusuna atölyelerle ilgili çalışmalar yaptığında hatırlarsınız seçimler sonrasında bir anda hedefe konmuştu. Ve haksız birçok ithamla suçlanmışlardı. Bunlardan bir tanesi de para aldığı söylenmişti T3 Vakfı'nın. Ama tam tersine T3 Vakfı'nın birçok yerde para ayırdığı ve hiçbir yerden para kabul etmediği, kendi arasındaki vakıfın üyeleri olan kişiler tarafından fonlandığı bir grup olduğu ortaya çıktı. Ama bu da önemli olmadı. Yaptıkları yerler önce kapatıldı. Şimdi de Teknofest çok da fazlasıyla gündeme gelmedi. Peki şöyle söyleyeyim, onlar gündeme getirmedi de gündeme gelmedi mi? Muazzam bir ilgi alaka vardı. Ben kendim gördüm gözlerimle, her defasında bu tür organizasyonlara gidiyorum. Çok ilginçtir. Ben bu tür faaliyetler olduğunda, ister sanat faaliyetleri, isterseniz farklı organizasyonlar olduğunda, ben sanatçının sosyal kimliğine veya siyasal kimliğine, etnik kimliğine, mezhebine bakmıyorum. Hiç de böyle bir tercihim olmadı. Yaptığı işten hoşlanıyor muyum, hoşlanmıyor muyum? Gerçekten orada olmak istiyor muyum? Ona baktım. Ayrıca bir elemeden geçirerek bu benim hoşuma gidiyor, gitmiyor gibi bir oluşumun içinde olmadım. Peki o zaman şunu hep beraber söyleyelim. Bu kadar iyi bir organizasyona, dünyanın en büyük, ikinci büyük teknoloji festivaline neden bu kadar tepkilisiniz arkadaşlar? Yani tepkiniz kime, neye,
teknolojiye değildir herhalde, muhtemelen teknolojiye değildir. Keşlere mi? O da değildir. Festivale mi? O da değildir. O zaman yapana. Yapan olunca fark ediyor mu? Fark ediyormuş demek ki, gördük. Hatta bunu Selçuk Bey'le beraber yaptığımız, Ahmet Arkan'la yaptığımız o konuşma sırasında da çok net olarak ben gördüm. Çünkü ilginçtir. Birçok kişi diyemeyeceğim. Yani birçok kişiden çok az bir cümleden bahsediyor. Birçok kişi işin doğruluğunu ve yapılanın ne kadar önemli olduğunun farkında ve destekliyor. Ama o küçük azınlık nedense herkesi bastırabiliyor. Yani iyi bir şey yapmaya çalışan insanlar bile hani yandaş damgası yememek için veya siyasal bir tercihte farklı bir yerde pozisyon alıyormuş denmemesi için sessiz kalmayı tercih ediyor. Ben yıllardan beri bir kelimem var. Bu kelimeyi de ısrarla zikrediyorum. Söylemeyi de tercih ediyorum. Bu rahmetli Ali İzzet Bekoviç'in bir sözüdür. Düşmanlarımızın yaptıklarından çok dostlarımızın sessizliği ile ilgili bir kavramsal bir cümledir bu. Yani onların yaptığı çok daha üzücü, onların yaptıkları çok daha kahredicidir. Gerçekten öyle. Evet arkadaşlar, bir kesim bu tür olaylara, teknolojiyle ilgili olaylara uzak değil ama işin başına sıfat takarak aşağılamaya çalışan ve bunu destekleyenleri de yaftalamaya çalışan bir grupla karşılaşıyoruz. Ve bu grup öyle böyle demeyin, insanları bezdirebiliyor, insanları susturabiliyor, hatta tweetlerini sildirtirebiliyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Şimdi yalan haberle uğraşmak kolay. Çünkü yalan haberin doğru olmadığını kaynaklarca aktardığınızda olay çok net olarak çözümlenebiliyor. Ama yalanı pasifize edecek gerçekleri bastırıyorsanız o zaman yapacağımız çok da fazla bir şey kalmıyor arkadaşlar. Asıl kavgamız gerçeği açıklayacak mecralarla ilgili olan kavgada. Bu kavga büyük. Belki görmüşsünüzdür. FETÖ'cü hesaplar Aziz Sancar'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir araya geldiği bir kalede fotoğrafını şöyle paylaştılar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Aziz Sancar'ın elini kaldırmasını müsaade etmediğini, elini indirdiğini söylediler. Ama seyredenler gördü ki aslında böyle bir şey yok. Tam tersine Sayın Cumhurbaşkanı Aziz Sancar'ın da elini havaya doğru kaldırıyor. Bu kadar basit bir şeyi bile başka bir türlü servis etmeyecek kişilerin güvencesi nedir diye sorarsanız, iki tane güvenceleri var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi zaten bunu almaya hazır bir grup var ve onu hiç sorgusuz alacaktır. İkincisi, bu gerçeğin yayılmasını engelleyeceklerinin farkındalar. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube üzerindeki kurdukları baskıyla bunu engelleyebileceklerini düşünüyorlar. Artı insanlar üzerine kurdukları baskıyla. Yani siz yalnızca infazların ne derler ona, mafya tarafından falan yapıldığını, terör örgütü tarafından yapıldığını falan mı zannediyorsunuz? Yok. Sosyal mecralarda yapılan infazlar inanın diğerinden çok daha acımasız. Hakaretinden tutun diğerlerine kadar. Bunu herkes aynı şekilde kaldıramaz. Yani bu kavgaya hazırsanız yaparsınız. Ama bu kavganın içinde yer almak istemeyip kenarında köşesine durmaya çalışanlar bu işe hiç bulaşmıyorlar. İşte Teknofest de böyle bir organizasyonun içerisinde gerçekleşti. Bangır bangır gerçekleşti. Gençlerin büyük istek ve arzusuyla gerçekleşti. Ve oradaki bir sahneyi benim için çok önemlidir. Çünkü onlardan yüz binlerce yaşandı. Neydi o sahne? Gençlerin araçlara dokunması. Her araca dokunan genç aslında TUSAŞ çok ilginç bir böyle bir şey çekmişti. Loading diye, yani yükleniyor diye. Evet gerçekten teknoloji yükleniyorlar, havacılık yükleniyorlar, gelecekle ilgili yazılım yükleniyorlar. Her genç o araçlara dokunarak yüklendi arkadaşlar. İsterseniz festival içerisinde yapılan hava gösterileri, isterseniz orada abileriyle, isterseniz araç gereçlerle,
kendilerine sanılan imkanlarla, kendilerine dağıtılan hediyelerle aslında tek nefesli gerçek teknoloji takip eden insanlar yaşadılar. Yaşadılar. Ve bu rakam yarışmacılar dahil 220 bin kişi. Şimdi 220 bin kişi dediğinizde tabii bunun ailesiyle falan beraber dokunabildiğiniz insan sayısı 1 milyonu geçiyor. Hadi buna arkadaşları, çevresi ve diğerlerine koyduğunuzda 5 milyon insan. 5 milyon insan müthiş bir rakam, yalnızca yarışmacılar için söylüyorum. Bir önceki sene 1,5 milyon insan gezmişti. Bu sene sınırlama vardı pandemiden dolayı. İçerinin alanın doluluğunu biraz kısıtlamaya çalıştılar. O yüzden rakam ne çıkacak bilmiyorum. Ama eğer o engelleme olmasaydı muhtemelen bu rakam bu sene 3 milyonu falan bulurdu. Çünkü bir defa giren çıkmak istemiyor. Ben sabah 7.30'da girdim arkadaşlar Teknofest'e ve 7.30'dan akşam saat 5.30 filandı terk ettiğimde şeyi, Teknofest'i. İnanın yetişemedim. Yani belki onda birini filan gezebildim. Onda bir kişiyle görüşebildim. Onlarla beraber zaman ayırabildim. Yani bir tek hani böyle ekmek arası bir şey yiyecek vaktim oldu. Onun dışında oturup da bir şey yapma şansım da olmadı. Genel müdürlerden tutun da oradaki öğrencilere kadar, öğretmenlere kadar, alanı gezen gençlere kadar herkesle konuşma fırsatı buldum. Ve o fırsatı bulduğum yerde aslında her yapılan faaliyetin, her yapılan hizmetin gençler tarafından çok saf bir şekilde alındığını da fark ettim. Yani yapılan her şeyi çok net olarak görüyorlar. Hiç de içine politika katmıyorlar. Saf bir şekilde neyse onu kabulleniyorlar. Orada bir teknoloji var. O teknolojiyi kabul etmişlerdi. Ben yıllar önce yanlış söyleyeyim olabilirim, 2018 diye hatırlıyorum ama Ankara'da Vizyoner Gençler diye bir toplantı yapılmıştı. İlkiydi o. 2500 tane üniversite öğrencisinin CV'si, özellikle savunma sanayinde çalışmak isteyen, üniversitede okuyan, üniversite mezun olmuş olan gençlerle ilgili bir toplantıydı. 2500 öğrenci oradaydı. Ben de konuşmacılardan bir tanesiydim. Çok sağ olsun İsmail Bey, İsmail Demir davet etmişti. Şimdi aynı grupla tekrar karşılaştım. İşte aradan işte 2-3 sene geçmiş muhtemelen. Sordum. Şu andaki elinizdeki CV, insan kaynağı ve yöntemsel olarak ne yapıyorsunuz diye sordum. 106 bin, sayet diyorsam 106 bin rakamını verdiler bana. 106 bin gencin şu anda CV'si bu Vizyoner Genç grubunun arşivinde. Ve oradan yönlendirmeler, projeler, mentörlük, yani savunma sanayinin içinde yer alan mühendisler, genel müdürler, genel müdürler tarafından organize edilerek onlara eğitimler veriliyor. Ve staj yapma imkanları sağlanıyor. Projenin içinde yer alıyorlar ve üniversitedeyken bir şekilde aslında savunma sanayinin içinde bulunuyorlar. 106 bin genç. Rakamlara bakar mısınız? Yarışmaya katılan 220 bin genç, vizyoner genç olarak 100 binin üzerinde genç, savunma sanayine takip eden yaklaşık 1 milyonu, 1,5 milyonu yakın geçmiş olan öğrenciler, lise öğrencisi, üniversite öğrencisi dahil olmak üzere. Yani Z kuşağı bence yapılan her şeyi müthiş bir şekilde takip ediyor arkadaşlar. İstisnasız takip ediyorlar. Ve bunu aşağı çekmeye çalışanlara da aslında hesabını görecekmiş gibi gözüküyorlar. Çünkü benim sahada konuştuklarım veya diğerlerinin Selçuk Bey veya savunma sanayi üzerine veya diğer konularda ne yapmak istediklerini çok iyi anlattıklarını düşünüyorum. Çok net ve kesin konuşuyorlar. Yani bunun engellenmemesi gerektiğini, teknolojinin Türkiye'nin çıkış kapısı olduğunu ve kendi hayallerinin olduklarının farkındalar. Bir genç kızımız geldi. Babasıyla beraber bir fotoğraf çekilmek için konuşurken
Önce babası çekildi, sonra genç kızımıza çekildim ben. Sanırım lise son sınıf öğrencisiydi. Uçak mühendisi olmak istiyorum dedi. Ve kimsenin benim hayallerimi elimden almasına fırsat vermeyeceğim dedi. Neden dedim? Çünkü ben okuduğum okuldan sonra Türkiye'de uçak yapılan işte fabrikaların kalmasını istiyorum dedi. Çok net bir tavır. Çünkü çok uzun bir süre Türkiye'de uçak mühendisi olan kişilerin Türkiye'de böyle bir imkan ve kabiliyeti olmadığını biliyoruz. 90'lı yıllarda işte başlamıştı. Daha sonra Ankara'da işte Eskişehir'deki tesislerde bu devam edebildi. Ama kısıtlı imkanlarla. Şu anda yalnızca MMO projesi için gereken mühendis sayısı 3000'in üzerinde. Bu rakam bile Türkiye'nin dönüşümünü, teknoloji dönüşümünü bize çok daha net olarak gösteriyor. Yine orada özellikle insansız hava araçları konusundaki kişilerle çok fazlasıyla sohbet etme imkanı buldum. İrilik büyüklük bir sürü firma oradaydı. Değişik çaplarda ürünler üretiyorlar. Yani mesela 150 kiloya yakın taşıma kapasitesi olan dronları da orada gördüm. Onlarla da konuştum ve diğerleriyle konuştum. Bu işi doğru yapmaya çalışan, yerinde yapmaya çalışan insanlarla görüştüğümde şunu farkına vardım. Aslında Selçuk Bey'in söylemiş olduğu süreç çok da değişik değil. Yani hani demişti ya Selçuk Bey, işte bunu yaparken önümüze bir sürü engel çıkmıştı. Küçükten büyüğe giderken bunları aşmak için çok uğraşmıştık. Mesela onlardan bir tanesi hala küçük şirketleri, yabancı şirketler çok sıkı takip edip küçükken kapmaya çalışıyorlar. Yani Türkiye'deki teknolojik konusunda nereye doğru gidileceğini takip eden, bizden bile daha fazla takip eden bir yerel istihbarat olduğunu kesinlikle eminim artık. Ve bunun kaynakları da muhtemelen dataları da gönderiliyor. İşte geçen günlerde çıkartıldı, ne kadar bağlantılı falan bilemem ama bir data çalışması yapıldığı kesin. Çünkü gittiğim her yerde önümüzdeki dönemdeki Türkiye'nin savunma sanayinde teknolojik anlamda kırım yaşayabileceği, yani evrim yaşayabileceği şirketlere el atılmaya başlanmış. Bunların bir kısmı İsrail'li, bir kısmı Hintli, bir kısmı Amerika, bir kısmı Avrupa kökenli firmalar, Kanadalı firmalar. İyi paralarla geliyorlar, öyle ufak falan paralara gelmiyorlar. İdeali olan, vatansever olan, başka şeyler düşünmeyenler direnip mücadele etmeye çalışıyorlar. Tabii ticari olarak bakan insanlara da suçlayacak halimiz yok. Ama ticari olanlar da satabiliyorlar. Şunu fark etmişler, onu söyleyeyim. Türkiye'nin önünü kesemeyeceklerini artık teknolojik olarak fark etmişler. Önümüzdeki dönemde öne çıkacak olan firmaları satın almakla ilgili bir irade göstermeye başlamışlar. Bu belki takip edilmesi gereken ve farkındalık yaratılması gereken bence en önemli konu arkadaşlar. Ben sözümü burada bitireyim. Teknofest yeşil bir teknoloji değil arkadaşlar. Türkiye'nin teknolojisi, vatanseverlerin, bu ülkeyi seven kişilerin yaptığı, kendi kaynaklarıyla yaptıkları, kendi finansmanını kendi buldukları ve devletten de yardım almadan sürdürdükleri bir organizasyon. Yapana